Şimdi bu meydanlarda özellikle bazı kentlerde böyle mitinglerin planlanmanın ötesine geçmesi AK Parti açısından ve MHP açısından söylüyorum. İşte MHP'de de işte Çorum mitingi, Yozgat mitingi, işte AK Parti'de Erzurum mitingi, Kayseri mitingi. Buralarda hani son dönemde hem terör örgütlerinin bir terör örgütünden bahsetmiyoruz. Millet İttifakına destek vermesi, bir de Millet İttifakı bileşenlerinin savunma sanayi icraatlarını başta olmak üzere Hedef almasının etkisi var mıdır? Evet, tabii tabi, kesinlikle tabii söylüyor. Bir e, mitingleri mitinglere genel çerçevede baktığınız zaman özellikle Ankara ve İstanbul mitingleri partiler için bir gövde gösterisidir. Ancak ben şunu genel itibariyle yanlış buluyorum. Mitinglerdeki katılım üzerinden genel kimin kazanıp kimin kaybedeceğine dair bir çıkarsama yapmak eee e, e, evet. İşte geçen seçimde biz e, ee, Muharrem İnce'nin işte Malta ve mitingini Mal. hatırlıyoruz. Hadi, evet evet. Ama aldığı oy ne? Belli. Yani onun için burada e, mitinglerin kalabalıklığı üzerinden bir sonuç çıkarma yapmak eksik. Ancak miting bir defa e, şeyi gösteriyor bize. Gidişatın hangi yönde, eğilimin hangi yönde olacağını gösteriyor bize. Son dönemde evet e, son dönemde ciddi anlamda mitinglere katılım çok yoğun. Bu her iki taraf için çok yoğun aslında. Hem Cumhur Millet İttifakı'nın seçmenleri hem Cumhur İttifakı'nın seçmenleri. Cumhur İttifakı zaten bir defa 21 yıldan beri oturmuş bir miting yapma geleneği var. Hatta büyük program yapma geleneği var. Çok organize ve çok başarılı. Kendi seç kitlesini konsolide etme, transfer etme noktasında başarılı. Bu işi bilen bir e, ittifak var. Cumhur İttifakı bağlamında e, katılımın yüksek olacağını gösteriyor mitingler bir defa. Evet şu anda kimin ya tüm kamuoyu araştırmalar 3 aşağı 5 yukarı seçimin at başı gittiğini, baş başı olduğunu bize söylüyor. E, burada belirli, ya bir defa katılım yüksek olacak. E, 2018'de katılım galiba %86'ydı. 86, 86 85, ya da 82'ydi. Evet. Şu anda yine bu katılımı aşan bir katılım olacak çünkü seçmen çok konsolde olmuş durumda. 90'a yaklaşan bir Yaklaşacak katılım muhtemelen. olabilir belki. Ee, onun için oldukça önemli. Mesela Millet İttifakı'nın bugünkü mitingini kısmen izledim. Ee, tabii internetten izleme, televizyondan izleme şansım oldu. Katılım bir defa şu önemli. Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşuyor. Dışarıdan aday çıkarmayarak ittifaka des destek veren HDP ve Yeşil Sol var. E, bugünkü katılımda Millet İttifakı'nın katılımında ağırlık CHP'lilerdi diğer siyasi partiler yoktu burada ne Demokrat Parti'den katılım vardı ne, belki ne biraz Deva'da. da HDP. E, evet HDP vardı zaten HDP bir şekilde İstanbul siyasetinde artık var Hı -hı. Yeşil Sol var zaten destek veriyor. Siz aday çıkarmayarak her ne kadar ittifakın resmi olarak bir parçası olma, olmasanız dahi resmen zaten Kılıçdaroğlu e, da desteklidir. Dediler. Ya destekliyor artık masanın fiili olarak bir parçası. Zaten onlar demese bir de Kandil söylüyor. Kandil ya Kandil çok ilginç bir şey aslında bu. Mesela e, şunu son dönemde soruyorum. Selahattin Demirtaş Kandil her gün açıklama yapıyor. Selahattin Demirtaş çok ilginç bir şekilde her gün açıklama yapıyor. Neden Öcalan suskun? Ya çok ilginç. Ya da e, devlet şu anda istese örneğin Selahattin Demirtaş'ın tweet atmasına engel olabilir. Hı hı. Ya asla bu engel olunsun anlamında söylüyorum. Avukatları Söylemiyorum. Atıyor avukatları atıyor ama sonuçta onun şahsi kimliği üzerinden gerçekleşen bir e, destek var. Siyasi destek var. Ya çok ilginç. Ya bu aslında bu kadar tweet atılmasının gerekçesi ya da Selahattin Demirtaş'ın bu kadar ee, işte Millet İttifakı'na destek vermesinin temel gerekçesi HDP seçmeninin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı seçiminde hala Erdoğan'ı desteklemeye devam ediyor. Yüzde bir olur, iki olur, üç olur. Çok e, çok olmasa dahi hala bu destek devam ediyor. Erdoğan'a Bundan Hı -hı. dolayı sürekli e, HDP seçmen üzerinde bir konsolidasyon var. Sürekli onu e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na transfer etmeye çalışan bir akıllı sürekli görüyoruz biz. Eee ben bu seçimi, mitingler üzerinden şöyle bir e, mitingleri izlediğiniz zaman şöyle bir tablo var. Ben Anadolu, ben Ankara ve İstanbul'daki mitinglerin her iki siyasi ittifakçı söylüyorum. E, önemli bir gösterge olduğunu. Ancak e, bu iki miting üzerinden iki e, şehir üzerinden okuma yapmanın çok doğru olmayacağını düşünüyorum. Ancak Anadolu mitingleri belirleyici olacak. İstanbul'da mesela önceki mitinglere bakın, Ankara'daki önce, önceki mitinglere baktığınız zaman. İstanbul'da çok aslında değişen bir şey yok. Artık seçmen burada pekişmiş durumda. Ancak belirleyici olacak Anadolu'daki mitingler. Örneğin deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ciddi anlamda belirleyici olacak. Anadolu'daki mitingler, İç Anadolu'daki mitingler, Marmara'dan Marmara'nın farklı şehirlerindeki mitingler ben asıl i̇yi belirleyicinin bu olacağını Konya düşünüyorum. Toplantısı miting diyemeyeceğim ha diyemeyeceğim ona. Konya toplantısında toplantısı. aslında biraz bize iyi parti açısından Çünkü bir bunun işaret ıı, verdi. şey var. Eğer uzatmıyorsam, bunun tarihte örneği var. Mesela 1991 seçimlerinde gelen seçimlerinde o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi olan CHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Güneydoğu'ya Güneydoğu'da HDP ile ittifak yaptı, Hep ile ittifak yaptı. Hı hı. Ne oldu? Güneydoğu'da tarihin tarihinde görmediği, CHP'nin tarihinde hiç olmayan bir şekilde destek aldı. Güneydoğu'nun tüm illerinde ancak e, kendi batıdaki kalelerini kaybetti. Tekirdağ kaybetti. Ankara e, işte Tekirdağ, Eskişehir'i e, işte Aydın gibi Cumhuriyet SHP'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy aldığı Ankara, yerleri kaybetti. İstanbul belediyelerini de aynı Tabii şekilde. Tabii ki aynı şekilde. Diğer yerlerde de %50 oy kaybetti. Buradaki asıl şu anda bence ben de onu merak ediyorum. Mesela o 3 günlük krizden sonra İyi Parti ne kadar o krizin etkilerini atabildi şu anda. Konya, sizin örnek verdiğiniz Konya toplantısı miting de diyemiyoruz ya, otobüsün artık. Otobüsün etrafında ha, toplanmış evet, bir kitle. E, demek ki bu kendi seçmenini o üç günlük krizden sonraki Konya, süreçte Konya yani milliyetçi tabii tandansı ki mi, yüksek ya, bir kent. Milliyetçi tandansı var. İyi Parti'nin oyu vardı. Burada çok normal. Ya Bölgenin sosyolojisiyle çok uyumlu. Ancak e, o zayiat, o üç günlük krizin zayiatını ciddi anlamda tolere edemediğini görüyoruz. Bu da e, hem ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de İyi Parti'nin İç Anadolu'da, Ege'de, Marmara'da oy kaybedeceğini bize söylüyor. Bir de son e, şey, e, tabii bir gözlem bu benim açımdan. İnsanlara şunu soruyorum, hangi partiye niçin destek veriyorsun? Hangi partiye ya da hangi ittifakı hangi gerekçeyle destek veriyorsun? Cumhur İttifakı bağlamında şunu net olarak söyleyebilirim, artık... Hani e, demirele atıf yapılan sürekli tencere tava iktidar değiştirir. Bu seçimde ilk defa onun olmayacağını fark etmeye başladım ben. Çünkü e, Cumhur İttifakının özellikle sizin de sormuş olduğunuz İHA, SİHA ve dış politikada yapmış olduğu hamleler iç politikayla örtüşmüş durumda. Sadece iç politikadaki mesela ekonomik e, hayat pahalılığından işsizlikten ekonomik e, süreçten hareketle sadece bununla ekonomiden hareketle Oy vermeyen bir seçmen kitlesi var şu anda. Uh -huh. Geçmişte 90'lı yıllarda temel belirleyici ekonomiydi, mutfaklı, tencere, tavaydı. Ancak şu anda Türkiye'nin e, o kazanımlarının gitme ihtimali, dış politikadaki başarıların kaybedilmesi ihtimali, e, Doğu Akdeniz'deki kazanımların kaybedilmesi, Karadeniz'deki kazanımların kaybedilmesi, Libya kazanımlarının kaybedilmesi... Aynı terör şekilde örgütlerinin terör emellerine ulaşacak olması. Tabii ki emellerine ulaşacak olma ihtimali bu yani ciddi anlamda seçmeni topraklarımızın de topraklarımızın güneyinde tabii. bir terör devletinin kurulabilme ihtimali. bu ihtimal özellikle Cumhur İttifak seçmenini konsolide ediyor. etme. Ya bunu yaptığım tüm görüşmelerde işin gerçeği bunu görüyorum. Onun için Genelde e, Millet İttifakı'nın söylemlerine de baktığınız zaman ağırlık söylemi ekonomi oluşturuyor. Yalnız ekonominin karşılığı 90'lı yıllardaki karşılığıyla çok örtüşmüyor. E, bir de şu çok rahatsız edici, bir seçmen olarak beni şu rahatsız ediyor. E, ben Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin ya da herhangi bir ittifakın terör örgütleriyle iş yapma ihtimalini düşünmek istemiyorum. Bir terör örgütünün hangi ittifak olursa olsun destek vermesini çok makul görmüyorum. Ee, Türkiye'de mesela Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına baktığınız zaman ısrarla şunun altını çiziyor. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz, vatan ve bayrak kırmızı çizgimiz var. Ama bugün Ancak, Maltepe'de ha, kaykalılar ha, serbest kalacak ha, onlara bağır şu, gelecek. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'dan Türkiye'de hiçbir siyasi parti liderinden e, ya biz e, terörle, terör örgütleriyle ortak iş yapıyoruz açıklamasını duymam. Bu akla ziyan bir şey. Ancak sizin ortaya koymuş olduğunuz siyasi vizyon, siyaset yapma biçimi terörle ilişkinizi, irtibatınızı, desteğinin varlığını ya da yokluğunu belirler. Siz düşünsenize, Kandil sürekli açıklama yapıyor. Siz Türk askeriniz şu anda Suriye'den ve Irak'tan çektiğiniz anla ne olacak?